Merhaba. Birlikte yeni bir proje ile birlikteyiz ve projede kullanacağım malzemeleri şöyle görüyorsunuz ve arkada da iki tane saklama kabım var. Bu projemizde bir dezenfektasyon makinesi yapacağız. Yani normalde bu şişeyi ben etiketini çıkarttım. Bunun içinde dezenfektan var. Ortak kullanım noktalarında siz bunu kullanabilmek için elinizle basmak zorundasınız ve her kullanan eliyle bu şişeye temas etmek zorunda. Bu defa yaptığımız projede kesinlikle bir temas olmadan otomatik olarak elimizi yaklaştırdığımızda buradaki saklama kabı içerisinin depo olarak kullanacağız. Bunun içerisinde bulunan dezenfektanı bu hazırladığımız devre elimize püskürtecek. Devrede iki adet saklama kabı kullanacağım. Büyük olan saklama kabı bizim Dezenfektan deposu olarak kullanacağımız kısım yani burayı içine dezenfektanla dolduracağız. Burası bizim depomuz olacak. Bu şekilde de kapağını kapatacağız. İkinci küçük olan kısım ise hazırlayacak olduğumuz zamanlama devresini içinde barındıracak olan kısım. Yani şöyle bir platform olacak. üstteki kısımda devremiz, alttaki kısımda da dezenfektanımız ve pompamız bulunacak ve sisteme elimizi yaklaştırdığımızda otomatik olarak elimize dezenfektan gönderecek. Hazırlayacak olduğum bu devrenin hazır piyasada satılan veya internette bulabileceğiniz devrelerden en büyük farkı bir mikro kontrolcü yok arkadaşlar. Hazır olarak kullandığım sadece şurada gördüğünüz bir yakınlık sensörü var. Bu sensör bizim elimizi yaklaştırdığımızı algılayıp sistemi aktif hale geçirecek. Burada büyükçe bir kondansatörüm var gördüğünüz gibi 25 volt 3300 mikrofaradlık. Bu kondansatörümüzün görevi de bizim pompamızın ne kadar süre çalışacağını aslında bu gördüğünüz kondansatör belirliyor. Bu devreyi biraz daha farklı yapacağım, daha farklı bir şekilde anlatacağım. Hangi malzemeyi için kullandığımı anlatarak başlayacağım. Öncelikle e, buradaki kızılötesi sensörümüzü inceleyerek başlayalım. Kızılötesi sensörümüz 5 volt ile çalışmakta ve pinleri şurada açık bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi VCC yazan bizim enerji girişimiz, GND toprak pinimiz ve OUT yazan da çıkış pinimiz arkadaşlar. Şurada e, şöyle şu renkte gördüğünüz portakal rengi kabloyla gördüğünüz daha doğrusu turuncu renkli kabloyla gördüğünüz Bizim çıkış pinimiz buradaki devremiz önüne bir cisim getirildiğinde bu çıkış pininden eksi gönderiyor arkadaşlar yani yanlış pini tuttuk şu pin burası eksi gönderiyor yani normalde burada güç yokken siz elinizi yaklaştırdığınızda devre aktif oluyor ve bu pinden siz eksi kutbu gönderiyorsunuz yani hazırlayacak olduğumuz devreyi npn tipi değil pnp tipi bir transistörle tetikleyeceğiz. Bu nedenle de devremizde BC557 kullanacağım. Şöyle gösteriyorum. Eksi kutupla tetiklendiği için BC557'yi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz buradaki sensörün çalışmasını bir inceleyelim. Ardından bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Sensörün çalıştığının anlaşılır olması için ortamdaki ışığı birazcık azalttım. Bakın burada e, gördüğünüz gibi ledlerimiz var ve buradaki ledimiz çıkış olduğunda yanıyor. Şöyle birazcık ışığı düşüreyim. Bakın elimi yaklaştırdığımda aktif olduğunda çıkış verdiğinde yani eksi kutbumuzdan şuradaki toprak hattımızdan çıkış verdiğinde e, buradaki ledimiz yanıyor. Ölçü aletimizi bir tanesini bir ucumuzu propumuzu artıya. Diğerini de eksiye bağladık. Şimdi sensörümüzü test ediyoruz. Bakın elimi yaklaştırdığımda önüne getirdiğimde gördüğünüz gibi pilimizden gelen güç kadar yaklaşık olarak 5.87 voltluk bir çıkış veriyor. Tam olarak bunu kullanacağız. Aslında bu çıkışı kullanarak direkt olarak roleyi tetikleyebiliriz. Fakat bu sefer zamanlama işini ayarlayamayız. Şöyle anlatayım. Bakın elimi burada tutuyorum. Elimi tuttuğum sürece çıkış vermeye devam ediyor. Yani çıkışı kesmiyor arkadaşlar. Zaten en büyük sıkıntımız da bu. Yani birisi sensörün önüne elini tuttu. Elini çekmezse bütün dezenfektan bitene kadar pompa bu şekilde o kişinin eline dezenfektan dökmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Kişi elini getirdiğinde örnek veriyorum 3 saniye boyunca motorumuz çalıştıktan sonra kapanmasını istiyoruz. O yüzden farklı bir düzenek hazırlayacağız. Şimdi gelin bu düzeneğin hazırlanmasına geçelim. Sensörümle tetiklemek için 5 voltluk bir röleden faydalanacağım. Sensörümün çıkışından güç geldiğinde bu rölem tetiklenecek fakat sürekli aktif kalmayacak. Buradaki kondansatör sayesinde belirli bir süre, örnek veriyorum 3 saniye kadar aktif kaldıktan sonra ve motoru çalıştırdıktan sonra elimizi sensörün önünde tutmaya devam etsek dahi Rölemiz kapanacak. Şimdi gelin bu düzeneyi hazırlayalım. Rölemin pin bilgilerini sizin için şu an ekranda paylaştım. 5 voltluk rölemizin giriş ve çıkış pinleri şu an ekranınızda gözükmekte. Bu bilgiler doğrultusunda devremizi hazırlayacağız. İlk olarak 1N4007 diyotumu bağlayacağım. Bu diyotu bağlama nedenim rölenin bobinlerinin açılıp kapanması esnasında oluşacak olan yüksek gerilimi Absorbe etmek bununla ilgili bir inceleme videosu çekmiştik. Daha önceki videolarım arasında bunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1N4007 diyotumu buradaki rolemin neri arasına bağladım. Şimdi BC557 transistörümü devreye ekleyeceğim ve ekledikten sonra üstünde konuşmaya devam edelim. BC557 transistörümü şekildeki gibi ekledim. Yine transistörüme ait pin bilgileri ekranda gözükmekte. Peki bu devrede niçin BC547 değil de BC557 kullandık? Kısaca bahsetmiştim ancak şu an tam noktası olduğu için bu yüzden tekrar bahsediyorum. Burada BC557 kullanmamızın nedeni bizim sensörümüzün çıkış pininin eksi vermesi. Yani buradaki hat üzerinden eksi gelmesi. Eğer buradan eksi değil de artı vermiş olsaydı yani şu çıkışımız Sensörümüz tetiklendiğinde artı kutbu verseydi bu sefer burada BC547 kullanacaktık. BC557 kullandık çünkü BC557 eksi tetikli bir transistör. Yani buradaki ortadaki base bacağına eksi kutbu ile ilgili eksi bir sinyal geldiğinde eksi kutbu uygulandığında aktif oluyor. BC547 ise bunun tam tersi arkadaşlar. BC547'nin de base pinine artı kutbu uyguladığımızda aktif oluyor. Bu nedenle bu devremizde PNP bir transistör kullandık. NPN tipi bir transistör kullanmadık arkadaşlar. Yani bu PMP PNP dediğimiz negatif tetikli bir transistör. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Sırada kondansatör bağlantımız var. Kondansatörümüzün şöyle gösteriyorum uçları arasına 500 ohmluk bir direnç yerleştireceğiz. Önce direncimi yerine bağlayacağım. Ardından niçin bağladığımı izah ederek devam edeceğim. Transistörümün kolektör pinine buradaki kondansatörümün eksisini bağladım. Buradan eksi göndereceğiz. Burası da bizim devremizin artı girişi olacak. Buraya da bizim sensörümüzden gelen kabloyu bağlayacağız. Bu şekilde bir bağlantı oluşturuyorsunuz. Buradaki kondansatörümüz seri bağlı bir şekilde duracak ki şarj olduğunda artık akım düşsün ve röle bıraksın arkadaşlar. Amacımız bu zaten. Şimdi pil bağlantılarıyla devam edelim. Ancak pil bağlantılarından önce buradaki rölenin aktif olduğunda motoru çalıştırabilmesi için şuradaki ortak kom girişiyle rölenin eksi bobin ucu arasında küçük bir bağlantı oluşturacağız. Bu benim rölemin eksi girişi. Buradan eksi kutbumuzu, pilimizi eksiye bağlayacağız. Bu da ortak kom girişimiz. Bu girişe eksi veriyorum ki röle aktif olduğunda Burada normalde açık olan uçtan motora güç gitsin. Burası eksi güç girişimiz. Burası da devremizin artı güç girişi. İsterseniz pil bağlantısıyla devam edelim. Sırada devremizin enerji bağlantısı var. Enerji bağlantısı için zaten biraz önce de söylediğim gibi eksi girişimiz buradan. Bakın eksimizi buradan girdik. Artı girişimiz de şuradaki kondansatörümüzün artı ucu. Burası da bizim devremizin artı girişi olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Artı ve eksimizi bağladık. Şimdi sırada sensörümüz var. Sensörümüzü de yine pilimize paralel bir şekilde bağlayacağız. Yani buradan eksimizi buradan da artımızı alacağız. Ve çıkış bağlantısını da buradaki e, kullanmış olduğumuz transistörün base bacağına yaparak sistemi tamamlıyorum. İsterseniz bağlantıları kurduktan sonra son şeklini sizlerle paylaşalım. Sensör bağlantılarımızı paralel bir şekilde oluşturuyoruz. Yani sensörümüz devreden adeta bağımsız bir şekilde güç alacak. Gördüğünüz gibi sensörümün şöyle gösteriyorum artı çıkışını direkt ben artı hattımıza bağladık. Eksimiz de bakın bu taraftaydı. Buradan da eksi kutbumuzu bağlıyoruz. Hatta sensörüm şu an çalışmaya başladı. Işığı yanıyor. Görebilirsiniz. Şu an sensörüm çalışıyor. Elimi yaklaştırdığımda da çıkış veriyor. Çıkış pinimizi de arkadaşlar direkt olarak hiçbir şeye bağlamıyorum. Ekstra bir direnç kullanmanıza gerek yok. Transistörümün base pinine veriyorum. İsterseniz bir tetikleyip dinleyelim. Bakın elimi yaklaştırdığımda rolenin çalışıp tekrar düştüğünü duyabilirsiniz. Tekrar yapıyorum. Bakın. Elimi tutmaya devam ediyorum. Çıkış veriyor ama rolem çalışmıyor. Niye? Kondansatör tam olarak şarj oldu. Elimi çektiğimde Tekrar direncim kondansatörü boşalttı. Şimdi tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor. İsterseniz ölçü aleti üzerinde tekrar bir kontrol edelim. Kondansatörün uçları arasından, eksi tarafından ve artı tarafından şöyle Proplarla ölçü aletime bağlantı oluşturdum. Şöyle birazcık kameramın açısını değiştireyim. Bakın şu anda kondansatör içerisindeki voltajı görüyorsunuz. Rolenin sesini de duymanızı istiyorum. Şimdi elimi yaklaştırarak sensörü tetikleyeceğim. Gördüğünüz gibi sensör tetiklendi. Ve rolemiz açılıp peşinden kapandı. Şimdi buradaki Kondansatör voltajının tam dolu olduğunu görmenizi isterim. Şu anda elimi tutmaya devam ediyorum ama motorum durdu çalışmayacak. Motor bağlantısını da gerçi yapacağız şimdi. Bakın elimi çektiğimde arada bulunan direnç kondansatörü deşarj ediyor. Ve tekrar elimi sensörle tetiklediğimde akım yüksek yüksek akım çekeceği için kondansatör rölem yine tetiklenecek. Şimdi tekrar yapıyorum. Duyduğunuz gibi 1-2 saniyeliğine Rolemiz tetiklendi. Ardından bıraktı. Şimdi tekrar işlemi tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi hızlıca kondansatörümüz deşarj oldu. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi motor bağlantısını gerçekleştirip bir de motoru çalıştırıp çalıştırmadığıyla testimizi tamamlayalım. Motor için şöyle bir pompamız var. Bu pompadan faydalanacağız. Motorumuzun bakın eksi çıkışını şuradaki normalde Açık olan uçtan alacağım. Çünkü bu ucumuz birkaç saniyeliğine tetiklendikten sonra tekrar buradaki kondansatör şarj olduğunda enerjiyi kesiyor. O yüzden bu uçtan alacağım. Artı kutbumuzda bütün devrenin artısıyla paralel olarak çalışacak. Yani kondansatörün artı tarafından çıkışımızı alabiliriz. Şimdi motor testi ile devam ediyorum arkadaşlar. Gelin bir de motorumuzu test edelim. Motorum burada bakın. Şimdi sensörü tetikleyeceğim. Pompam bakalım ne kadar süre çalışıyor. Gördüğünüz gibi elimi tutmaya devam ediyorum. Şu an normalde sensörüm çıkış veriyor ama motorum çalışmıyor. Yani pompam çalışmıyor. Elimi çektim. Biraz bekledik. Şimdi başka bir kişi geldi. Tekrar tetikliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel ve gayet başarılı bir şekilde sistemimiz çalışıyor. Artık bunu kutu içerisine yerleştirerek kullanabiliriz. Şimdi kutulama aşamasına geçebiliriz. Küçük olan kutuyu devreye kaydı olarak kullanacağımı, devreye böyle bir e, devreyi içerisinde saklamak için kullanacağımı söylemiştim. E, alan geniş olduğu için böyle büyük yaptım ve anlaşılır olması için bu şekilde yaptım. Normalde bunu çok daha küçük bir alana sığdırmam mümkün ama o zaman siz bir şey anlamazdınız. Devreyi olduğu gibi kutu içerisine yerleştiriyorum. E sensörleri şekilde yerleştireceğim. Yani şu kısımdan arkadaşlar bir sensör çıkışı için delik açarak devam edeceğim. Kutu üzerinde delik açtım. Şuradan sensör uçlarımı dışarı aldım ve devre elemanlarını kutu içerisine yerleştirdim. Bakın şimdi elimi yaklaştırdığımda rölenin tetiklenme sesini duymanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi rölemiz açılıp kapanıyor. Tekrar edelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi her iki kutumuzdan da delik açacağız. Öncelikle motor için yukarıdan aşağıya bir kablo geçireceğim. Ardından da alt kısımdan gelen dezenfektanın dışarı çıkması için bir hortum deliği açacağım. Oradan da pompamız içeriden aldığı dezenfektanı dışarı doğru püskürtecek. Saklama kabı üzerlerinde delikleri açtım. Şöyle gösteriyorum. Şurada da bir deliğimiz var. Buradan kablo yardımıyla motorumuza daha doğrusu pompamıza enerji gidiyor. Şimdi isterseniz bir tetikleyelim ve bir test edelim. Bakın elimi yaklaştırıyorum. Tekrar yapalım. Ben elimi tutmaya devam etsem bile her ne kadar sensörüm çıkış da verse gördüğünüz gibi pompamız çalışmıyor. Böylece düzeneğimizi hazırlamış olduk. Sıradan buradaki hortum bağlantısı var. Şuradaki Deliği tamamen kapatmıyorum arkadaşlar. Yani şuradaki kablonun geçtiği deliği tamamen silikonla kapatmayacağım. Bunu buraya sabitleyeceğim ama o delik kalacak. Bunun nedeni de bu saklama kapları hava geçirmez. Buradaki dezenfektan dışarı doğru çıktıkça boşalan yere hava dolmak zorunda. Eğer bu hava doluşunu sağlayamazsanız pompayı gereksiz yere zorlamış olursunuz. Yani boşalan dezenfektanın yerine hava dolması için orada küçük bir delik bırakacağız. Düzeneyimizi kurduk ve çalışmaya hazır hale getirdik test etmek için alt kısma dezenfektan değil su yerleştirdim arkadaşlar bu şekilde test işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi e, şu an devrem aktif ve çalışmaya hazır bakın elimi altına götürdüğümde gördüğünüz gibi elime e, bunun dezenfektan olduğunu düşünebilirsiniz dezenfektan püskürtüyor elimi tutmaya devam etsem dahi bakın elimi hala tutuyorum ama su püskürtmeyi kesiyor bu sayede de arkadaşlar her gelen şahsa, her gelen kişiye eşit miktarda dezenfektan püskürtmüş olacak ve fazla dezenfektan kullanımında engellemiş olacak bir nevi tasarrufu yapmış da olacak. Oldukça kullanışlı bir devre oldu. E, tabii ki buna daha güzel bir görsel katabilirsiniz. Önemli olan benim için, önemli olan sizin bu sistemin çalışma mantığını anlamanız. Her zaman olduğu gibi minimum parça ile maksimum performans odaklı bir uygulama yaptık. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın elimi her tuttuğumda Belirli bir miktar dezenfektan püskürtüyor. Elimi tutmaya devam ediyorum. Çıkış veriyor ama yaptığımız düzenek motor rölesinin çalışmasını engelliyor. Böylece projemizi tamamladık. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca açıklamalar kısmında devreye ait devre şemasını ve kullandığım malzemelerin satın alma linklerini de bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuz ve bir sonraki projemizde görüşünceye değin. Hoşçakalın.